Efendim, hayırlı görevleriniz olsun. Sağ olun. Dikkatliyiz. Buralar tabii senin hareketlidir. Gelen giden. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyorum. İnşallah. Yani bütün dünya geçiriyor. Dikkat edeceğiz. Minimumda inşallah, işi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Kolonya ikram ettim. Hadi kolonya. Okey. Böyle çok yoğunluk oluyor mu içeride? Yok. Zaten işlerim olacak diyelim inşallah. Dikkat ediyoruz. Güzel. Dikkat ediyoruz. Tabii efendim. Siz de dikkat ediyorsunuz. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Hadi bugün mutlaka var. Kimliğe de maskeyle alıyorsunuz. Aynen. Var mı? Vardır. Güzel. Peki burada böyle dokunma, elleme fazla? Yok. Denetme falan olayını eskisi kadar değil. Kaldı sonunda da. Görecek, seçecek, beğenip alacak. Sağ olun. Antalya valisi aracın. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Şimdi bakın. Gidiyor zaten. Şükürler olsun ki bu caddede de bunu gördüm ve çok da mutluyum. Bunu güzel bir şey olarak ifade etmek isterim. Gerçekten esnaflarımız duyarlı ve hassas. Sizler de görüntüler aldığınız için çekmiş olabilirsiniz. Maskesiz girmek yasaktır diyor. Kendiliğinden asmış. Tabii bizim böyle bir kararımız var. Yani kapalı yere maskeli girilecek ama esnafın onu tam kapının girişine koymuş olması güzel bir duyarlılık oluşmuş. Son bir aydır Türkiye'de vaka sayıları arttı bir miktar. İlimizde de bir artış oldu doğal olarak. Ama yönetilemeyecek bir durumda değiliz. Sadece ve sadece daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kepez'de bu hassasiyeti gördüğüm için mutluyum açıkçası. Daha önce de iki kez merkezde yapmıştık. Muratpaşa'da daha yoğun caddelerimizde yapmıştık. Ama bugün buradaki tablo sevindirici, hassasiyet güzel. Yani sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil şu an için. Onu tabii Türkiye genelinde alınacak bir karar. Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi arkadaşlar, başta düğünler olmak üzere bu tür toplanma bir amaçla toplanılan organizasyonlarda ne yazık ki bizim ilimizde de zaman zaman oldu. Sıkıntılar yaşanıyor. Burada sayılar patladı. Taziyeler, düğünler, sünnet, bu tür organizasyon, asker uğurlamaları. Zaten taziyeler ve asker uğurlamaları yasaklanmıştı. Düğünlere ciddi kısıtlama getirmiş idik. İlimizde de vardı. İşte 11'de en geç bitmek zorundaydı. Bütün düğünlere biz bir aydır polis ya da jandarma görevlendiriyoruz düğün bitinceye kadar. Her türlü ikazı yapıyoruz ama her şeye rağmen bu tür organizasyonlarda Türkiye genelinde vaka sayılarının arttığını şahit olduk. Dolayısıyla çok ciddi bir kısıtlama geldi. Kesinlikle bir saat içerisinde bitirilecek. Biz de kararımızı dün yayınladık. Bugün itibariyle ciddi bir şekilde sahada uygulayacağız. Tüm kaymakam arkadaşlarım ve güvenlik güçlerim bu konuda hassasiyet gösterecek. Toplam bir saat içerisinde düğün organizasyonu bitmiş olacak. Ve asla bir şeyin ikram edilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Test sayılarımız yani yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir problemimiz yok. Vaka sayılarının Sağlık Bakanlığımız açıklıyor. Vaka sayısı vermiyorum ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Benim yoğun bakım ve entübede şu ana kadar biz hiç 35'i geçmedik. Yani oralarda bir sıkıntımız yok. Hastanede yatan sayısında da öyle çok büyük bir bizim yönetemeyeceğimiz bir durum yok. Vefat sayımızda da birçok ile göre çok iyi durumdayız. Nüfus oranlamasındaki vaka sayısında da sadece onu verebilirim. 53-54. Sıralardayız. Bu iyi bir rakam bence. 54. sıradayız. Nüfusa göre vakayla bir hesaplama yaptığınızda Antalya 54. sırada 81 il içerisinde. Bence durumumuz çok kötü değil ama tekrar sizden yardım istiyorum. Bu bizim gevşememize kesinlikle sebebiyet vermemeli. Biz Türkiye'yi temsil eden bir turizm şehriyiz. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Bütün kuralların, kaidelerin uygulanıyor olması lazım. Türkiye'nin örnek şehriyiz. Ülkemize turizm anlamında çok büyük hizmet veriyoruz. O yüzden hassasiyetlerin daha
sıkı bir şekilde devam etmesi lazım.